Değerli Ajans 1900 izleyicileri, Futbol Ateşi'nde çarşamba günü sizle beraberiz. Sevgili Emre Göktağ bizde Akademi 1900 ekibinden. Geçenlerde de duyurmuştuk zaten. Mümkün oldukça çarşamba günlerini sevgili Emre ile yapacağız. Emre hoş geldin. Hoş bulduk abi. İyi yayınlar şimdiden. İzleyenlere de iyi seyirler. Emre'cim arkandaki resim de çok güzelmiş bu arada. Tablo daha doğrusu çok güzelmiş. Evet. İnşallah şu an ofisten bağlanıyorum iş yerinden. İnşallah Beşiktaş da bu şekilde şahlanarak devam eder. Arkadaşlar son birkaç videodur. Videoların sonunda aşağıda sevgili reji konuları dakikalara göre bölüyor. Gördüğüm kadarıyla da sizin için de güzel oluyor. Oradan direkt ilgili konuya geçebiliyorsunuz. Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ederiz. Videolarımızın izlenmeleri ciddi şekilde arttı. Bu da bize pozitif manada enerji veriyor. Lütfen yayınımızı izledikten sonra abone olmayı ve çıkmadan önce de beğeni yapmayı unutmayınız. Yorumlarınız da bizim için tabii ki çok değerli. Onları da okuyup bir sonraki yayına değinmeye çalışıyoruz. Bugün size hemen kısaca menüyü anlatayım. Antalya'da yaşanan bir kamp var. Bu kampa değineceğiz. Detaylarını anlatacağız. Birkaç transfer haberimiz var. Bu haberlerle alakalı detayları getireceğiz. Tabii ki Ceyhun Kazancı'nın basın toplantısına değineceğiz. Emre ile gündemi yorumlamaya çalışacağız. Emre, Beşiktaş altyapısının önderliğinde olan ama aslında bütün Türk futbolunu ilgilendiren bir kamp yapılıyor Antalya'da ve bunun ikincisi yapılıyor. Yaklaşık 1600 ile 1700 kişi arasında da bir katılım var bu kampa. Buradaki amaç genç çocukların hem Türk futboluna kazandırılması hem de Haziran ayında, buradan duyurmuş da olalım, bizi izleyen genç kardeşlerimiz var, Beşiktaş'ın altyapı seçmeleri oluyor. Bu gördüğünüz kardeşiniz, abiniz de yıllarca o tesislerde bulundu. O altyapı seçmelerine gitti. 3 tane seçmeyi geçti. Üstünden altyapıda oynadı bir süre. Yani kısacası çok keyifli işler bunlar. Haziran'da çok güzel ailelerin oraya gitmesi, o heyecanlı yaşaması dilerim herkese nasip olur. Bir kere daha bu vesileyle hatırlatmış olalım. Benim bu kamp programında dikkatimi çeken bir şey var sevgili Emre. Bir sonraki resme geçebilir miyiz acaba? Rejiden rica edelim. Burada çünkü sadece futbolun temelini değil, bak, spor ebeveyni olmak, sporcu ebeveyni olmak adı altında verilen bir eğitim var sevgili Emre. Yani ailelere, ailelere bunu nasıl yöneteceklerini, bu çocuklara nasıl destek olacaklarını anlatıyorlar. Bu konuda senin yorumunu merak ediyorum. Çünkü niye? Serdar Saatçi'de olan problemlerden bir tanesi de bu sevgili Emre. Bak ne demiş, evet. Sporcu ebeveyni olmak. Altta tabii ki bu eğitim verecek olan akademisyenlerin de ismi var. Bu konudaki yorumunu merak ediyorum. Yani işin hep fundamental diyorlar ya. Sizin akademi ekibi gibi böyle futbolun derinlerine inen arkadaşlar. Bu fundamental aslında biraz da işin kitabi eğitimin. Yani sadece pratik değil. Top nasıl durdurulur, nasıl istop edilir, destek ayağı nasıl kullanılır, yanındaki arkadaşla oyun görüşü nasıl olur gibi gibiden ziyade. Yani half space'deki oyun görüşünden ziyade biraz da çocukların zihinsel olarak da hazırlanması gerekiyor. Avrupa bunu çok iyi yapıyor mesela. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Vallahi abi zaten scouting dediğimiz şeyin içerisine giren bir dal daha var. Yani burada herhangi bir oyuncu araştırılırken biliyorsunuz şeye de bakılır. Hani oyuncunun yaşam stiline, ailevi durumuna, tabii oyuncu da bunu erken yaşlarda aldığı eğitimle, sadece okulda değil veya çevresinden değil, ailesinden aldığı eğitimle ortaya koyar. Yani ailelerin bu konuda bilinçli olması çok önemli. Yani oyuncuların geleceğiyle alakalı verilecek kararlarda, alınacak inisiyatiflerde onların parmağı da oluyor. Aynı zamanda oyuncu en küçük yaştan kategori kategori atladığı zaman her kategoride farklı yaklaşımlar sergilemek zorunda kalıyor psikolojik olarak da. Yani oyuncunun mental gelişimine de katkıda bulunmuş oluyor aileler. O yüzden oyuncunun geçeceği bu periyotlarda, dönemlerde neler yaşayacağı, ailelerin buna hazırlıklı olması konusu da çok önemli. O yüzden buna çok önem verilmesi benim de hoşuma gitti orada verilecek eğitimde. Umarım genç arkadaşlara, genç çocuklara, özellikle Beşiktaş'ın da keza seçmelerine girecek, okullarında yer alacak oyunculara da bu konuda onların ailelerine de bilinç kazandırmak, bir şeylerin en azından temelini atmak çok önemli abi. Yani bunun verilmiş olması benim açımdan çok mutluluk verici. Ya bir de şöyle bir şey var. Batuhan Karadeniz'i hatırla sevgili Emre Göktağ. Yani bu çocuklar bir anda, tamam, 1 milyon eurolar, 2 milyon eurolar ilk etapta olmasa bile, ya aylık ya da yıllık 200-300 bin euro bile kazansalar bunlar büyük paralar 16-17 yaşında çocuklar için. Mesela şu an Emirhan İlkan'ın kazandığı para normalde o yaşta bir çocuğu kazanacağı bir para değil. Ha, yeterli mi Emirhan'ın yeteneği için? Belki değil.
Ama büyük paralarla bir anda buluşan çocuklar da biraz sapıtabiliyor. Batuhan Karadeniz bence çok iyi bir yetenekti. Sevgili Sinan Vardar bulmuştu, önermişti. Ve Batuhan Karadeniz gibi bir futbolcuyu Türk futbolu harcadı. İşte bu ve buna benzer sporcu eğitimlerinin olmayışından dolayı. Ya da belki de Burak Yılmaz'ı, babası futbolcuydu ama biraz daha geç keşfetti Türk futbolu. Belki şu an 36-37 yaşında değil de Burak'ı biz belki daha önceden izleyip şu an daha fazla faydalanacaktık. İster istemez bu eğitimler önemli. Batuhan gibi yeteneklerin kaybolmaması adına o süreci nasıl yönetecekler? Futbol topunun dışında nasıl yöneteceklerini öğreten eğitimler. O yüzden bir kere daha buradan Sayın Fırat Fidan'ı ve Beşiktaş altyapısındaki bütün profesyonelleri tebrik etmekte fayda var. Eğer bir gün fırsatını bulursak ki buluruz, Fırat Fidan'ı da konuk almaya çalışırız. Bunları burada detaylı olarak anlatır. Şimdi o zaman hemen gündeme geçelim. Biliyorsun dün bir toplantı yapıldı. Sayın Ceyhun Kazan çıktı, bazı açıklamalar yaptı. Bizler bunlarla alakalı bazı yorumlar yaptık. Sosyal medyada, sohbet odalarında da konuştuk. Öncelikle sözü sana vereceğim bu konuyla alakalı. Daha sonra da ben tabii ki yorumumu yapacağım. Sen ne düşünüyorsun? Yani bu toplantı seni mutlu etti mi? Yapılan açıklamalar tatminkar mıydı? Niye bunu özellikle soruyorum? Maalesef toplantıdan sonra her zaman olduğu gibi no name bazı hesaplar, isimsiz bazı hesaplar, bazı haber portalları şöyle açıklamalar yaptı. Ya kardeşim hiç gündeme değinilmedi. İşte Fanatik'te bir haber çıkmıştı. Ne oldu? Bundan hiç konuşulmadı. Yani işte Beşiktaş şu an lideri 22 puan gerisinde ama çıkıp bize masal anlattılar. Bu onların yorumları olduğu için söylüyorum. Ben ayrıca yorumlarımı yapacağım. Sen toplantıyı şöyle bir genel bir çerçevede nasıl değerlendiriyorsun sevgili Emre? Valla genel itibariyle abi ben çok pozitif buldum. Yani yalanlanan haberde de çok böyle göze batan, beni böyle irite eden bir durum da yoktu ama bir yalanlama geldi. Anlaşılan eksik kalan, gedik kalan bir şeyler var ki onu da yalanladılar. Ya çok da mühim değil. Biz hani en ufak şeyden böyle kaos yaratmayı seven, İşin Magazini'nde çok debelenen bir güruhuz. İşin gerçeği sadece Beşiktaş değil yani bu tüm futbol taraftarları için ülkemizde geçerli. Ama tabii Beşiktaş'ta böyle şeylerin şu an itibariyle civcivlenmesi diyeyim, ortaya böyle ayyuka çıkması bu tarz tartışmaların çok normal. Çünkü ben genel geçer görüşü de biliyorum. Yani no name bir hoca geldiği zaman, plan projeden bahsedildiği zaman insanlar geçmişteki alışkanlıklarından kurtulamadıkları için bunlar karşılık bulmayabiliyor. Ama benim kendi adıma söylemem gerekirse net bir karşılığı vardı dünkü konuşmanın. Ben çok beğendim. Çünkü ortaya konulan eylemin iletişimde tamamlanması demekti dünkü geçenki işte basın toplantısı Ceyhun Bey'in yaptığı. Çünkü plan programdan bahsedildi. Sahada bunu görebiliyoruz. Eyleme döküldüğünü görebiliyoruz. Hoca profilinin zaten bunu vaat ettiğini düşünerek getirildiği de ortada. Dolayısıyla uzun vadede yapılan plan programlarının saha içindeki futbol aklı olan hocamızla da pekiştirildiğini gördüğüm için çok pozitif buldum. Detaylarına belki değinmek istediğin noktalar varsa değiniriz abi ama vaktimizde kıymetli kullanmak adına ben genel böyle bir yorum yapayım. Ama tamam, şunu da net belirtmek lazım. Çok özür dilerim. Şunu da net belirtmek lazım. Beşiktaşlı taraftarların samimi bir şekilde kulüplerine bağlı olduğundan hiç kimsenin şüphesi yok. Sadece onlardan ricamız eski bu genel geçer ekosistemde futbol, Türk futbolunun ekosisteminde işte magazinel konular üzerinden yaratılan gündemlere çok takılmasınlar. Sahada eylemini gördükleri her şeyin iletişimine pozitif baksınlar. Ön yargılı bakmasınlar diye ben ufak bir kardeşler olarak nazirine tavsiyede bulunuyorum. Şimdi şu cümle çok güzel. Sahada gördükleri eylemin iletişimine pozitif baksınlar. Bak bu bazı arkadaşlarımız için çerçeveletip duvara asılacak bir söz. Çok teşekkür ederim böyle bir cümleyle bitirdiğin için. Ben şu konuda ya bu konudaki yorumu şöyle yapayım. Özellikle Z kuşağı denilen ya da yaş aralığı verelim. İşte 12 ile 20 yaş arasındaki genç kardeşlerimize bir tavsiyem var buradan. Bakın arkadaşlar işin kaos kısmı, işin kavga kısmı, işin magazin kısmı, işin transfer kısmı evet çok cezbedici. Bu kanalda biz şimdi Emre ile birbirimize girsek inanılmaz hoşunuza gider bu. Fikir çatışmaları biraz daha farklı olsa çok hoşunuza gider. Bunu biliyorum çünkü biz de bu yollardan geçtik. Hani size 70 yaşındaki bir dede gibi kanınız hızlı akıyor demeyeceğim tabii ki. Biz de genciz neticede henüz. Ama bu konularda biraz daha düşünün, biraz daha araştırın, biraz daha bu adamlar ne diyor diye bir bakın ve size bu adamlarla alakalı pozitif ya da negatif
doneler sunan insanların da söylediklerine ilk etapta hemen inanmayın. Pozitif kısmına da inanmayın, negatif kısmına da inanmayın. Araştırın. Şimdi ben burada olaya biraz iletişim yönünden bakmak istiyorum. Öncelikle bu toplantı kendi içerisinde çok güzel bir toplantı, çok bilgilendirici ve dolu bir toplantı. Fakat bir gün öncesinde Türkiye'nin bir spor gazetesinde, birkaç spor gazetesi arasında tirajı yüksek bir spor gazetesinde çıkan bir haberi Beşiktaş resmi hesaplarından apar topar yalanlanması bence süreci bu kadar genel alan durum oldu. Eğer ki herhangi bir şekilde Beşiktaş kulübü bir anda apar topar yalanlamayı yapmadan bu toplantı planlandığı şekilde olsaydı bunların hiçbiri konuşulmayacaktı. Belki de bu toplantıda o sorular sorulacaktı. Ceyhun Bey de cevabını verecekti. Fakat orası ne kadar yanlışsa, yani toplantıdan önce yapılan, ki bence bu biraz aslında sosyal medya baskısı. Bu kulüp Beşiktaş'ta olsa, Fenerbahçe'de olsa, Galatasaray'da olsa bu tarz konularda sosyal medya belli güruhlarla bir çöküyor, kulüpler açıklama yapmak zorunda kalıyor. Senin yöneticin doğru ya da yanlış bir şeyler söylemiş. Niye hemen yalanlıyorsun ki? Yani bu adam ne demiş? Bu adam Valerian İsmail'i tukakama etmiş. Sergen Yalçın'a işte berbat hocamı demiş. Önder Karaveli altyapı hocası, A takımdan ne anlar falan mı demiş? Hayır. Senin, benim, şu an bizi izleyenlerin SofaScore gibi, ben kullandığım için adını veriyorum. Birçok değerli şey, mesela Comparisonator gibi bizim veri desteğimizde girip bu karşılaştırma yapan, veri analizi yapan uygulamalara girdiklerinde Sergen Yalçın, Önder Karaveli, Valerian İsmail ya da Şenol Güneş yazdıklarında bu isimlerin bir puan ortalaması çıkıyor. Bu puan ortalamalarını söylemiş. Ha, bunu değerlendirirken mesela Sergen Hoca atıyorum 40 maçta 1.7 yaptı. Önder Hoca 18 maçta 1.9 yaptı. Ayrı yorumlarsın. Bunu yorumlayabilmek de zaten sportif bir maharettir. Ama rakamların yanlış olduğunu göstermez. Sen bunu şöyle yorumlarsın. Emre Göktaş olarak dersin ki kardeşim Sergen Hoca 40 maçta 1.2'yi tutturdu. Ama Önder Hoca 18 maçta 1.7'yi tutturdu. Ama Sergen Yalçın'ın pozitif manada kattığı kupa ve değerler o 1.2'nin bir hükmü olmadığını gösterir. O 1.2 bence 1.7 puan ortalamasından daha değerlidir dersin. Bu senin yorumundur. Ama birisi de çıkar der ki baktığında rakamlara 1.7 büyüktür, 1.2 der. O adama da bir şey diyemezsin. Sadece o adamla yapacağın futbol sohbetini bundan sonraki süreçte ona göre yönetirsin. Netice itibariyle... Vallahi abi ben çok özür dileyerek şuraya bir ek yapayım. 1.2, 1.7. Bakın istatistikler futbolda bir şeyleri gösterir. Yani hani bazıları var istatistik boş iştir falan diyor. Onlar çok komik duruma düşüyorlar. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Şimdi taraftarı cezbeden nokta, hatta şu işte iki maçlık oyunda bile stadı full çektiren, evet Joseph çağırdı taraftarı ama eğer taraftar sahada planlı programlı bir oyun görmeseydi, gelecek konusunda umut vadeden bir oyun görmeseydi orayı doldurmazdı arkadaşlar. O yüzden evet bunlar gelip geçer, söylemdir. Zaten Ceyhun Bey kendisi de çıktı, Sergen Hoca'ya da kıymet verdiğini, Önder Hoca da zaten çalışanımız şu anda aktif. Ona da kıymet verdiğini belirtmek üzere bir açıklamada ekstradan yaptık basın toplantısında. Yani. Ya dolayısıyla buralara takılı kalmaktansa sahada gördüğünüz şey sizi cezbediyor artık. Çünkü biliyorsunuz Sergen Hoca'nın o son döneminde de Önder Hoca'nın son döneminde de sahada gördüğümüz şey bizi çok mutlu etmiyordu işin gerçeği. Dolayısıyla bir hoca tercihi yapıldı ve bu da şu anda doğru ve düzgün gidiyor. O yüzden çok oralara takılı kalmadan sahanın tabii içinde ki, görülen plan ki. Program... Çok daha kıymetli yani. Şu an çok kesinlikle. Kıymetli bir süreç geçiriyor. Kesinlikle takım. Katılıyorum ama demek istediğim şu. Yani bu söylemler üzerinden arkadaşlar Sergen Yalçın Beşiktaş'ın değerli bir oyuncusuydu, değerli bir hocasıydı, camianın kesinlikle. Da değerli bir üyesi. Bir sene sonra, üç sene sonra bir daha tekrar gelebilir. Bunu başkan söylüyor divan kurulunda. Diyor ki bizim evladımız gelebilir. Bunu sportif direktör söylüyor. Bu sistemin temel taşlarını atan Sergen Hoca'ydı. Keşke onunla devam etseydik. Yani artık İsimler üzerinden şahıs fetişi yapmayı bıraksın Beşiktaş camiası. Bu herkes için geçerli. Bunu zaman zaman bizler de yapıyoruz. Ben mesela Şenol Hoca özelinde çok yaptım. Kendinizi eleştirebilmeniz önemlidir. Çünkü eleştirirseniz gelişirsiniz, değişirsiniz. O yüzden kimse Sergen Yalçın'a vurmuyor. Kimse Sergen Yalçın kötü demiyor. Ama Sergen Hoca'nın yapmakta zorlandığı veya yapmak isteyip de yapamadığı şeylerin eleştirilmesine de bu kadar karşı olmayın. Benim size nacizane tavsiyem budur. Ve son olarak toplantıyla alakalı şunu söyleyelim. Hemen transferlerle alakalı bilgilere geçelim. Bakın bizlerde de oluyor. Mesela Sayın Başkan ve bazı yöneticiler basına olan açık olan antrenmandan sonra
bizlerle, benim de içinde olduğum 3-4 gazeteciyle bir sohbet gerçekleştirdi. Bazen yöneticiler sizle bazı konularda sohbet edebilirler. Bunu hemen ertesi gün haberleştirmemeniz gerekiyor. Çünkü neden? Bir ölçmeniz, tartmanız gerekiyor. Bunu Fanatik Gazetesi'ndeki haber için söylemiyorum. Çünkü severseniz sevmezsiniz. Orhan Can, Orhan Yıldırım, bunlar yıllardır bu medyanın içinde olan adamlar. Neyi, ne zaman, nasıl vereceklerini zaten biliyorlar. Ama ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Bazı konularda da hemen haber telaşıyla düşmemek lazım. Biz şurada bir YouTube kanalında bile duyduğumuz her şeyi size anlatmıyoruz. Çünkü duyduğumuz her şeyi anlatırsak belki daha çok izleniriz. Ama zaman zaman camiaya da zarar veririz. O yüzden bunun da ölçmesini, tartmasını iyi yapmak lazım diyelim. Hemen istersen gündeme geçelim. Şimdi senin de Valerian İsmail'le alakalı söylediğin sözlerde bir ilave yapıp sana hocanın her takımda yanında götürdüğü ve Beşiktaş'a da alabilirsiniz dediği ismi soracağım sevgili Emre. Ama dedin ya Beşiktaş taraftarı stadı tabii ki doldurdu. Josef'in etkisi oldu ama şunu da söylemek lazım. Beşiktaş izlediğiniz zaman en azından şu 180 dakika için, bakın bu hafta sonu böyle oynamasını eleştiririz. İnanın bana bu kanalda Valerian İsmail'in de yanlış oynattığını cayır cayır da eleştiren adamlar var zaten. Göreceksiniz de yanlış bir şey olursa, ki inşallah olmaz. Ama taraftar bir sistem görüyor. Ulan diyor, üçlü savunma oynama, bize her gelen bu takım üçlü savunma oynamaz dedi. Televizyonlarda yıllarca bize pompaladılar. Türkiye'ye uymaz ya, ne üçlüsü dendi. Ama bu adamlar çıkıyor, kendi kurmadığı kadroyla 180 dakikadır cayır cayır üçlü savunmayla oynatıyor deyip bir şey izlemenin vermiş olduğu açlıkla geliyorlar. Beşiktaş'ta sadece bir oyuncunun, sadece bir yöneticinin ya da sadece bir hocanın hadi gelin dediğinde gelmeyen bir güruh vardı bu hafta Vodafone Park'ta. Onun da altını çizelim. Dijk'la alakalı ne düşünüyorsun sevgili Emre? Çünkü niye? Hoca Amerikalı santraforu gittiği her yere götürüyor. Bak bunun da çok dedikodusu çıkar. Hoca getirdi diye bilmem ne diye. Senin oyuncuyla alakalı yorumunu alayım, analizini alayım. Sanki biraz Kylie'lerini andırıyor. Bir ağır gibi geldi bana ama sen ne diyorsun? Vallahi abi şöyle, Kylie'lerin aslında biraz farklı bir profil. Dijk biraz daha koşu yoluna atılan topları gözeten, işte hold up play dediğimiz ileride top tutup takımını ileriye taşıyabilen, zaman zaman link up play diye geçen literatürde iki oyuncu arasındaki alveri iyi yapabilen, ki bunu hatırlar mısınız bilmiyorum, Talisca, Abubakar, hani sırf akıllara ilk gelen örnek olabileceği için bu örneği veriyorum. Ben daha anlaşılır söylüyorum. Arkadaşlar PlayStation oynarken L1'e basıp üçgene bastığınızda alver yapıyor. Bunu düşünün, öyle algılayın. Böyle daha iyi oturuyor. Line up anlamaz arkadaşlar bunu. Devam edelim. Vücut pozisyonunu çok iyi alabilen bir oyuncu abi. Hani gelen topa göre. Ve hani takım oyununa ve sisteme uyabilecek bir oyuncu olduğu için zaten. Ve ekstra özellikleri de var. Güç ve bitiricilik konusunda hocayı tatmin eden bir oyuncu olduğu için. Hoca onun transferi konusunda istekte bulunmuştu. Eski takımı da satın almıştı oyuncuyu. Ama oyuncunun maalesef bir sakatlık geçmişi var. Şu anda hali hazırda sakat. Hatta hoca işte takımında oynatmak istediği için aldırdı ama kısmet böyleymiş. Gittikten sonra oyuncu bir iyileşme sürecine yavaş yavaş girdi ve çok az maç oynayabildi. O bir handikap mıdır? Handikaptır ama Beşiktaş'ın işte sağlık departmanı bunu da eğer öyle bir ihtimal gerçekleşirse gözeterek bu ihtimalin gerçekleşmesini sağlamalılar diye bir dipnot düşmek lazım. Oyuncu etkili bir oyuncu. Koşu yollarına atılan toplarda dribling üstü şutu iyi olan bir oyuncu. Tabii bizim elimizde şu an Batshuayi var. İslam ister istemez elindeki asetle kıyaslama yoluna gidiyor. Ama elimizdeki Batshuayi'den de ben hocanın daha önceki oyunundan daha rahat oynadığını düşünüyorum. Batshuayi'nin yani şu sistem içerisinde daha rahat ettiğini düşünüyorum. Önde baskı konusunda yine Batshuayi biliyorsunuz biz çok övüyorduk. Hani gerçekten oyunun noktasında hele ilk geldiği zamanlar çok dikkat çekmişti önde baskı konusu. Takım olarak bunu iyi yaptığımız için Batshuayi göreceğiz. İşte diğer maçlarda da bence 11'de başlar diye düşünüyorum. Daha bir etkili olacaktır. Ama tabii Batshuayi gidici gibi duruyor. Onun yerine Dijk mantıklı bir tercih. Maliyetlerini de sana bırakalım abi. Sen daha iyi bilirsin. Alakalı... 10 milyon euro da Sterling'de şey var, değeri var. Aynen. Dijk'la alakalı sana tek bir cümle söyleyeceğim. Beşiktaş'ta Valerian İsmail'in hücum geçişlerinde, ön alan baskısında, maç içindeki o geçişlerdeki sekanslarda bu Penza gibi bir etki mi yaratır sana gelirse? Yoksa şu anki Batshuayi'ye yakın bir etki mi yaratır? Çünkü bu Penza'yı biliyor izleyenler bizi. Adam ne yapabildiğini biliyoruz. Nereden nasıl şut çıkartır, hangi pozisyonda daha etkili olur biliyoruz. Sence Dijk gibi bir
sportif kumara mı girilir, yoksa Bupenza tarzında bildiğin bir oyuncuya mı harcarsın sen bu enerjini ve rakamı, ödeneği? Vallahi abi aslında bizim ne bildiğimizden ziyade hocanın ne istediği önemli oyununda. Ben şimdi mesela şeye de baktım, yani ısı haritasına da baktım. Evet, Bupenza gezici bir oyuncu. Bu oyunu oynayabilecek bir oyuncu. Ama Dijk da bu etkiyi verebilir. Yani evet, kıyaslama doğaldır. Ama baktığım zaman Dijk da geriden top alma konusunda internetten ısı haritalarına arkadaşlar çok rahat ulaşabilir. Oyuncunun sezon boyu hangi bölgelerde daha ağırlıklı bulunduğunu gösterir ısı haritaları saha içerisinde. Bupenza biraz daha topu arayan, işte topu aldığı zaman topla beraber o bölgelerde yer alabilen bir oyuncu. Ama hoca bir de topsuz alanda oyunculardan doğru pozisyon alarak pas aralarına girme, defans oyuncularını uzun top atmada oyalama ve engelleme gibi aksiyonlar da isteyebiliyor. Ve önde baskıda trigger press dediğimiz ilk presi yapan oyuncu olacak. Oyuncu potansiyeli taşıyacak gelecek santrafor. Dolayısıyla Dijk bunları iyi yapabilen bir oyuncu. Bu Penza'nın bu yönlere eksik kalabilir mi? O bende soru işareti işin. Gerçi onu çok araştırmadım, bakmadım işin o kısmında. Ama ne bildiğimiz değil, hocanın ne istediği bence çok daha önemli. Eğer Dijk konusunda listesindeyse hocanın, imkanlar doğruysa, sakatlık konusunda bir sıkıntı çıkmazsa Dijk bence iyi bir profil olabilir hocanın. Kesinlikle, önünde. Kesinlikle katılıyorum. Ama ben Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı'nın da toplantıda söylediği gibi gelecek isimlerde biraz taraftarın temkinli olması gerektiğini düşünüyorum. Ya bu adam no name, yani isimsiz, no name demeyelim. Çok güzel bir yorum vardı geçen programda. Arkadaşlar no name vesaire tarzı kullanmayın, Türkçemize özen gösterelim diye. Hak veriyorum. İsmi olmayan, tanınmamış isimlerin geldiğinde ya da 200-300 bin euroluk bedellerle gelen oyunculara hemen negatif bakmayın arkadaşlar. Neler çıkabileceğini bekleyip görelim. Barat da bunlardan bir tanesi. Onu zaten anlatmıştık. Bu programda şu an değinmeyeceğiz. Hemen Ersin Destanoğlu ile alakalı detaylara geçelim. Bakın Ersin Destanoğlu, sana onunla alakalı teknikle bir soru soracağım. Şimdi Ersin menajerlik şirketini değiştirdi sevgili Emre. Hollanda merkezli büyük bir menajerlik şirketine geçti. Bu tabii ki Ajax başta olmak üzere kaleci arayan Hollanda futbolunun önemli temel taşları olan takımlarla alakalı da bir takım haberler çıkardı. Ajax haberlerinin altı boş değil, onu söyleyeyim. Ama Ajax'a gidecek, kesin Ajax alıyor anlaşıldı haberleri de doğru değil. Sadece bu yeni firmanın, tahmin ediyorum, elindeki network ya da potansiyelden dolayı Ersin için daha iyi olacağı haberleri var. Oyuncu adına olumlu şeyler söylüyorlar. Bu birliktelikten dolayı. Umarım öyle de olur. Ben sana Ersin'le alakalı şunu soracağım. Ben Ersin'in bu sene elinde tutabileceğini düşünmüyorum Beşiktaş'ın. Bu çocuk bir şekilde Avrupa'ya gidecek. İnşallah 10 milyon euro ve üstü bir bedele gider. Ama Ersin özellikle son maçlarda, son iki maçta İsmail Hoca ile beraber biliyorsun öne çıkışları çok fazla. Kendisi bunu son maçtan sonra da söyledi. Ben üçlüyü çok oynamadım ama hatalarımı minimuma indireceğim diye. Bir iki maç oynadım ama minimuma indireceğim dedi. Bunu hocanın istediğini biliyoruz. Bak bu pozisyonlarda çık. Gerekirse ön libero gibi oyna. Sağ ve sol stopere destek ol. Çünkü ben stoperleri kendi yarı alanımın orta bölgesine kadar çıkartıyorum benim oyun anlayışımda. Senin de bu oyuna katılman lazım dediğini biliyoruz. Aldığımız haberler, edindiğimiz bilgiler bu yönde. Fakat maalesef sevgili Ali Ece de, sevgili dostumuz Ali Ece de söylemiş. Güntekin Onay'ı eleştirmiş. Bizim de geçen yayınlarda yaptığımız gibi haklı olarak da eleştirdik. Yani Güntekin kendini iki senede Ersin kadar geliştirememiş demiş. Bugün okudum. Çok da doğru bir tespit. Ersin'in bu çıkışlarıyla alakalı ne düşünüyorsun? Çünkü Valerian İsmail'i çok detaylı incelediniz siz akademide. Onun oynattığı takımlarda Barnsley'de, Lask Linz'de ya da West Bromwich Albion'da kaleciler böyle çıkışlar yapıyor muydu? Ya abi şöyle, zaten istenen kaleci profili çizgi kalecisi değil. Yani bir kere onu söyleyelim. Biraz libero kaleci dediğimiz kaleci profili bekleniyor. Dolayısıyla bunlar normal. Ani çıkış özelliği çizgi kalecisi de olsan, libero kalecisi de olsan, eğer defansını öne kuruyorsan gereken bir özellik. Ya bunun içerisinde ön sezi de barındırması lazım. Hızlanması da iyi olması lazım oyuncunun. Ve o mesafe algısının yüksek olması lazım. Dolayısıyla Ersin aslında bu konuda çok kötü bir kaleci değil. Yani sadece yenilen o işte Trabzonspor golünden sonra, o maçtaki golden sonra biraz bu gündem oldu. Ama bir maçlık bu oyuncuyu yerden yere vurmaya hiç gerek yok. Ersin biliyorsunuz işte az önce sen de söyledin abi, birçok kulübün listesinde olan bir oyuncu. Zaten Avrupa'daki bu güncel futbolu oynayan bütün hocalar
bu özellikleri iyi olan oyunculara veya potansiyel olan ve geliştirebileceğini düşündükleri oyunculara yatırım yapıyorlar. Ben Ersin'in bu konuda da eksiklerini, çünkü çok açık gelişime, yani hiç öyle söylendiği gibi değil. Ersin ilk kaleye geçtiği günden bugüne kadar çok yol kat etti. Hala kat etmesi gereken yollar var. Ama bu özelliğini de bence kötü kullanmıyor. Kötü kullanmıyor. Sadece hocanın istediği oyuncunun, yani kalecinin biraz daha ayaklarının iyi olması lazım. Çünkü uzun top önde baskı yediğiniz anlarda geriden oyun kurmaya kalktığınızda bir silahtır artık kaleciler için. Dolayısıyla bunu iyi yapabilmesi çok önemli. Ben şunu çok dikkat ettim. Yani Ersin geri toplarda genelde kanatlara doğru topu oynamaya çalıştı ve çok fazla hani bunun bize geri dönüşü iyi olmadı. Biraz daha Ersin'in bu konuda kendini geliştirmesi gerekir mi? Geliştirmesi gerekir. Özellikle top, ayakla top kullanımında. Yakın mesafe paslarda çok büyük problem yaşamıyor ama uzun mesafe paslarda isabet oranı biraz düşük kalabilir. Ersin'in sadece bence bir futbol sever olarak bana soruyorsunuz Beşiktaş tarafı, geliştirmesi gereken taraf bu. Ani çıkışlar konusunda çok büyük eksikliği yok. Yani bence oyunu topa sokuşlarda hala ve hala insanların ondan bir Oscar Cordoba ya da Fernando Muslera beklentisi var ama Oscar Cordoba ya da Fernando Muslera gibi topu oyuna sokabilmek için biraz genç Ersin, daha 21 yaşında. Yani bunlar geliştirilebilir özellikler demek istiyorsun değil mi sevgili Emre? Yani 21 aslında günümüz futboluna çok çok geç bir şey değil ama altyapıdan alınan eğitim veya işte oyuncunun ona eğilimi yeterli değil. Şey olabilir, eksik kalmış olabilir. Bunu tamamlayabilir kesinlikle. Hani bu geliştirilebilir bir özellik aslında çok fazla çalışarak. Dolayısıyla Ersin hala bu konularda gelişebilir bir oyuncu. Yani bu şekilde sadece bir maçlık pozisyonla da kaleciyi işte kötü kaleci veya işte bu konularda uzman değil kötü demek çok doğru değil. Hı hı. Bazı oyuncular da çok geç gelişebiliyor abi. Yani futbolcuların bazıları geç gelişir. Ama Ersin'de ben bunu çok göremedim. Hemen araya giriyorum. Burada benim bilmiyorum katılır mısın? Şöyle bir tespitim var. Nitelikli eğitim maalesef bizim futbol altyapımızda yok. Sadece Beşiktaş için demiyorum. Kesinlikle bu çocukları yetiştiren hocaları da kötülemiyorum, haşa. Hepsi çok değerli isimler ama yeterlilik konusunda ciddi sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Bu da eksiklerden bir tanesi. Yani şunu demiyoruz, hocaları bu eğitimi vermemiştir demiyoruz ama uzmanlaştığı alana daha çok yoğunlaşıldıysa veya iyiyi daha iyi yapması noktasına belki bu konuda eksik kalınmış olabilir. Yani bu bir ihtimaldir diye söylüyorum. Bekleyip göreceğiz onları. Ersin'le alakalı ayrılacak mı sorusunu sormuştur rejimiz. Onunla alakalı da şunu söyleyeyim arkadaşlar. Fransa başta olmak üzere, Nice takımı başta olmak üzere ve hatta Marsilya'da işin içine girdi. Ersin'i çok ciddi istiyorlar. Gün geçmiyor ki Ersin'le alakalı, Rıdvan'la alakalı gayri resmi teklifler Beşiktaş kulübüne gelmesin. Neden gayri resmi diyorum? Çünkü yazılı olan herhangi bir teklif yok henüz. Ama sürekli soruyorlar bu oyuncuların durumu nedir vesaire. Bu oyuncuların durumu da şu an iç açıcı değil. Çünkü bir senelik sözleşmeleri var. Buradan Beşiktaş yönetimini ve profesyonelleri de uyarıyoruz. Bu çocuklarla sözleşme uzatın. Ne yaparsınız, nasıl yaparsınız bilmiyorum ama uzatın. Çünkü evet bu çocuklar Beşiktaş'ın evlatları dedi Ceyhun Kazancı. Doğru ama Beşiktaş'ın evlatları olduğu kadar da profesyoneller. Bu çocukların geleceklerini de düşünmeleri lazım. Toparlayacak olursak Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi bu çocuklarla uzatmazsanız Ocak itibariyle boşa çıkıyorlar. Şimdiden bu şarhi koyalım, dikkat etsin Beşiktaş yönetimi. Muhtemelen de yapacaklardır, 2 haftadır çok ciddi uğraşıyorlar bu konuyla alakalı. Son bir şey ekleyeyim abi buna. Çok özür dileyerek. Burada aslında evet sözleşme uzatma noktasında doğru söylüyorsun. Yani bunun kulübün öngörerek daha çok önünü alır noktaya geçmesi lazım oyuncuları elden kaçırmamak için ama bir yandan da saha içerisinde oyuncuların geleceği planıyla alakalı bir eylem görmesi lazım. Yani daha çok forma şansı bulması lazım. Zaten Önder Hoca döneminde eleştirdiğimiz nokta buydu. Yani Serdar'ın şu an geldiği noktada bunun çok önemli payı olduğunu düşünüyorum. Onu da dipnot olarak eklemek istedim abi. Forma şansı ve devamlılık. Rıdvan'ı bile ya bırak Serdar'ı, Rıdvan'ı bile oynatmadı kaç maçta Önder Hoca şimdi. Yani girmeyelim geriye, tekrar düşmeyelim. Hemen son bir iki isim var, onu söyleyip kapatalım, toparlayalım. Abdülkerim Bardakçı çok gündeme geliyor. Sergen Hoca döneminde geldi, daha sonra geldi, şimdi yine yünlendi. Bir takım haberler çıkıyor televizyonda, 2 milyon euro istiyorlar vesaire. Hayır arkadaşlar, 4 milyon ve 6 milyon bandında geçen bir şey var. Sözlü bir transfer şey var, görüşmesi var Beşiktaş'la Konya arasında. 6 milyon euro ve 4 milyon euro arasında giden bir tartışma var masada.
Ben bu paraların Abdülkerim Bardakçı'ya verilir mi noktasında verilmez diye düşünenlerdeyim. Çünkü Beşiktaş'ta Serdar Saatçi'den çok büyük bir farkı olduğunu düşünmüyorum Abdülkerim Bardakçı'nın. Varsa da bu benim futbol cehaletim olsun. Sonuna kadar göğüslerim bunu, hiç sıkıntı yok. Ama Abdülkerim Bardakçı'ya 6 milyon euro vereceğinize Valerian İsmail'in listesini siz 6 milyon euroya satın alabilirsiniz. Yani o para size bir liste çıkartır. O yüzden 20-25 milyon bandına çekeceğiniz bir futbol maaş ikliminde Beşiktaş'ın 22-23 sezonu için söylüyorum. Abdülkerim Bardakçı'ya da herhangi bir oyuncu. Eğer siz kalkıp da Cristiano Ronaldo'yu getirmiyorsanız, ki bu yaşta getirmeyin zaten, 6 milyon euroyu bir oyuncuya bonservis olarak vermemelisiniz. Serdar Saatçı özelinde bu paralar kullanılabilir. Bu kadar yüksek olmaz bile zaten Serdar'da. Ne diyorsun Abdülkerim Bardakçı ile alakalı? Şunu söyleyeyim, sonra sana vereyim transfer haberi kısmını elemenizden. Beşiktaş Abdülkerim Bardakçı'yı istiyor arkadaşlar. Belirlediği üst limit Beşiktaş'ın 2 milyon euro. Bunun da ikisini de peşin vermek değil. Belli takaslarla bunu Konya'ya sunuyorlar. Bilginiz olsun. İlerleyen günlerde de daha detaylı değineceğiz. Oyuncunun Beşiktaş'a katkısıyla alakalı yorumunu alayım senin. Vallahi abi, doğru şartlar olursa belirttiğim gibi uygun fiyatlar, ben hayır demem. Abdülkerim ileriye çıkıp topla beraber işte o araya top bırakma dediğimiz, ileriye çıkıp pasları iyi olabilen, ayağı düzgün bir oyuncu, diagonalleri iyi bir oyuncu. Bir de şey, yani ikili mücadele, hava topu konusunda da iyi bir oyuncu. Yani ligimizin kalbur üstü stoperlerinden bir tanesi, ben asla hayır demem. Çünkü bir de 7+4 kuralı gelecek abi, biliyorsun lige. Bilmiyoruz tabii, TFF Başkanı geldikten sonra bazı şeyler değişir mi değişmez mi, ama görünen o. Bu planlama dahilinde ben mantıksız hamle olarak görmesem de maliyet konusu büyük soru işareti abi. Yani bizim verdiğimiz rakamlara gelir mi? Ben çok ihtimal vermiyorum çünkü çok yüksekten kapıyı açtılar. Ama inşallah o rakamlara düşer. Biz de iyi bir oyuncu kazanmış oluruz. Bak, bekleyip göreceğiz onları. İnşallah. Şimdi Vida ile de kapatalım. Kapanışı yapalım. Şimdi Vida ile alakalı biliyorsun çok süre gelen bir transfer karmaşası var, bir sarmalı var. Ben açıkçası Vida'yı beğenen taraftayım. Bu sezon performansı düşük, fakat hocanın lider vasıflı bir stoper istediğini biliyoruz. Genç oyuncularla dinamik bir oyun oynamaya çalışan Valerian İsmail'in 1-2 noktada, işte stoperde Vida, merkezde Joseph gibi, böyle o iskeleti oluşturan, o yapıyı oluşturan lider vasıflı oyuncularla da biraz daha çalışmayı sevdiğini geçmiş takımlardan az çok görebildik. Ve ben bu noktada da bu sene performansı vasatın üstünde ya da altında değil, vasatı aşamamış, vasat olan bir yerde olan Vida'nın Beşiktaş'ta kalması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki oyuncu parayı seviyor, bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden zaten gelen tekliflerde, Dünya Kupası'ndaki flash çıkışında bile o yüzden çıkmadı, ayrılmadı. Bu kontratları alamayacağını o da biliyordu. Ama geldiğimiz noktada işin sağ kısmını yorumlamayı sana bırakmakla birlikte şöyle Vida kısmını kapatayım kendi adıma. Beşiktaş Vida'ya 1.7 milyon eurodan 1+1 yıllık bir sözleşme teklif etti. Karşı tarafında cevabını bekliyor. Ajans 1900'lerine de bunu söyleyelim. Bence bu para Vida için makul bir para. Ne diyorsun sevgili Emre? Vallahi yine de abi ben Vida'yı tercih etmez. Serdar'la çok cüzi bir rakam önerdiğimiz bu oyuncularla onlara güvenerek Vida'ya verdiğimiz 1.7'nin 7'sini verseydik veya 500 binini verseydik, o civarda anlaşsaydık, keşke Serdar'la devam etseydik. Çünkü ben canlı izlediğim maçta da gördüm ki Vida her ne kadar Serdar'a talimatlar verse de saha içerisinde, Serdar içgüdüsel olarak, doğal yetenek olarak onun verdiği talimatları çoktan uygulamış oluyordu. Ben Serdar'ın çok iyi bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Hatta Vida'nın kapladığı alan olan defansın ortasında da Serdar bence ileriki yıllarda çok daha üstün bir performans verebilecek bir oyuncu. Serdar gibi oyuncuların gelişmesi için de Vida gibi, Pepe gibi isimlerin orada olması gerekmiyor mu? Tabii ki, ama bu Serdar bu konuda dediğim gibi doğal bir, hani yazılım derler ya, yüklü yazılımla gelmiş gibi oynuyordu. O yüzden abi o konuda şey yapamadım, hani ayırt edemedim Vida'dan. Hatta bazı noktalarda üstün olduğunu bile düşünüyorum işin gerçeği. Bazısı biz böyle söyleyince diyor ki ya ne gördüğünüzde ne şey yaptınız. İşte onu eleştiriyoruz zaten. Bu çocuklara biraz daha keşke süreklilik, forma şansı verseydiniz de biz de sağlıklı bir şekilde Vida mı kalsın, Serdar mı kalsın konusunda avantajlı olan seçimi yapabilseydik. Hoca da tabii elindeki donelerle hareket ediyor. Gördüğü kadarıyla Vida'dan memnun olmuş olsa gerek ki kulüp bu konuda bir inisiyatif kullandı. Ama dediğim gibi 1.7 milyon euro yüksek bir maaş rakamı aslında, içinde bulunduğumuz şartlar dolayısıyla bunu söylüyorum. Tabii Vida'nın da ne kadar bu konuya sıcak bakacak bakmayacak,
ben artık bu konuda çok eleştiri getirme taraftar değilim. Eğer hoca uygun olduğunu düşünüyorsa, kulüp de Vida ile bazı noktalarda anlaştıysa, ama yine de şu şerhi de eklemeden edemedim yani. Hani bu 1.7'yi Vida'ya vereceğimize bir 700 bin euro, 800 bin euro veya 500 bin euro neyse anlaşılan rakam, yerli bir Serdar'la, öz kaynaktan gelmiş bir Serdar'la ben güvenerek verirdim. Nasıl ki Ersin'e verdik, Rıdvan'a verdik o görevi. Serdar da bence bu göreve hazır bir oyuncu abi. Ben olsam Serdar Vida Montero yaparım. Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon stoper üçlüsünü. Serdar Vida Montero yaparım. Vida'yı da o iki genç oyuncunun merkezine yerleştiririm. Merkez derken pozisyon itibariyle söylemiyorum. Yani sağ içi anlayış anlamında yerleştiririm. O iki oyuncuyu da gelişmesine yardımcı olurum. Bir de şunu ekleyeyim abi. Vida ile alakalı çok özür dileyerek şunu ekleyeyim. Estağfurullah. Vida'nın defo olarak görülen bir hareketi vardı bizce ekip çekendi aramızda konuştuğumuzda da. Çok fazla defans üçlüsünü bırakıp önde topla beraber çıkış yapan oyuncuya baskı yapma gereği hissediyordu. Bu oyunda ise Wellington ve Montero ileriye çıkan kanat beklediğimiz Rıdvan ve Rozier'in alanlarını doldurduğu için Vida bu konuda aldığı inisiyatiflerde doğru kararı vermiş gibi gözüküyor. Yani işte hani bu kademeye girme, sahada takımın komple yer tutması onun bu defosunu artıya çevirmiş ve hocanın da hoşuna gitmiş olabilir. Bakalım bekleyip görelim oyunda ne kadar geri kalan maçlarda efektif olacak, ne kadar etki verecek. Ona göre daha net karar alınabilir diye düşünüyorum. Emre'ciğim ağzına sağlık. Yine dolu dolu güzel bir yayın yaptık. Arkadaşlar başta da söyledik yine söylüyorum. Bu bir bant yayınıdır. Çünkü kızıyorsunuz bize canlı dediğimiz abi bant diye geldiniz diye. Hemen çıkmadan önce bu aya özel yaptığımız kapanışla yapalım, kapatalım yayınımızı. Ramazan ayındayız. Ayın ortasına geldik. Mümkün oldukça elinizden geldiğince etrafınızdaki insanlara lütfen yardımcı olun. Bazen bir ekmek, bazen bir fatura hiç fark etmez. Gücünüz neye yetiyorsa insanlara yardımcı olmaya gayret edin. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Cuma günü Futbol Ateşi'nde yine sizlerle birlikte olacağız. Çıkmadan önce eğer beğeniyorsanız, yayınlarımızın devam etmesini istiyorsanız aşağıdaki beğen butonuna basıp hala abone olmadıysanız abone olursanız çok mutlu oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.